bugün enerjinizin ve veriminizin bol olduğu günler diliyoruz ve güzel bir cumartesi geçirmenizi dileyerek sizler için hazırlamış olduğumuz işin sırrını ekranlara getiriyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır ve müzik dinlemeyi seviyoruz. Aynı zamanda müzik öğretmenlerini de seviyoruz. Keyifli bir meslek olduğunu düşünüyoruz ama mesleğin sıkıntılarını da konuştuk, güzel yanlarını da konuştuk. Bu hafta konuştuğumuz meslek müzik öğretmenliğiydi ve o güzel söyleşi ekranlarda. Çocukluktaki hayalim bir orgum olmasıydı. Galiba o zamanlar çok Türk filmi izliyordum. Sanırım ondan kalma bir şey. İnanılmaz keyifli gibi geliyordu ama birçoğumuzun hayali vardır enstrümanlarla ilgili. Kimi gitar çalmak ister, kimi saz çalmak ister. Birçoğumuz da gerçekten uğraşmışızdır ama yeteneğimiz yoksa yapamamışızdır. Bu işte yetenek işi, orası bir gerçek ve biz bugün müzik öğretmenliği ile ilgili konuşacağız. Sizlere meslekler tanıtıyoruz çünkü meslek seçiminde yardımcı olmak istiyoruz. Program olarak işin sırrı ekibi olarak sizlere bu konuda yardımcı olmak istiyoruz ve müzik öğretmenimiz Muhlis Bey bizimle birlikte. Hangi eğitimlerden geçmek gerekiyor? Bu mesleğin sıkıntıları nelerdir? Çalışma alanları nelerdir? Bunların hepsini konuşacağız. Ama sanıyorum sizin de hayalinizdi galiba enstrümanlarla ilgilenmek, notalarla ilgilenmek değil mi? Kesinlikle. Müzik insanın ruhunu dinlendiren, insanın ruhunu dingin kılan çok güzel uğraşlardan bir tanesi. Çocuklukta aynı söylediğiniz gibi hayalim bir müzik enstrümanı çalmaktı ama benim orkla değildi. Tabii ki biz seçimimizi gitardan yana kullandık ve doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Doğru bir karar, isabetli bir karar. Çünkü müzik gerçekten demin söylediğim gibi insanın ruhunu dingin kılan, insanın kişiliğine kişilik katan, insanın suç işleme oranını azaltan, özellikle ruhu törpüleyerek, özellikle ruhu incelten bir uğraş kesinlikle. O zaman sözünüzü kestim ama anne babalar çocuklarını küçük yaşta müzikle eğitebilirler değil mi? Ruhlarını küçük yaştan itibaren sizin dediğiniz gibi yontabilirler, inceltebilirler. Kesinlikle. Yani müzik bir hobi olarak olabileceği gibi bir de bakıyorsunuz bir zaman sonra sizin mesleğiniz haline geliyor. Tabii bu meslekte de para kazanma amaçlı tabii ki olabilir ama asıl amacın bunun hobi olarak başlayıp bu hobinin bir zaman sonra meslek haline gelmesiyle bir bakıyorsunuz siz bir şeylerin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Siz zaten meslek olarak yapıyorsunuz, müzik öğretmeni dedik. Şimdi gerçekten bazı insanların sanata yatkınlığı vardır, ruhunda vardır, kiminin ellerinde vardır, yetenek işi dedik. Çünkü gerçekten herkes saz çalamaz, gitar çalamaz ya da şarkı söyleyemez ya da notaları ezberleyemez, öyle bir durum ama önce eğitimiyle başlayalım istiyorum. Hangi eğitimlerden geçmek gerekiyor, hangi okulları okumak gerekiyor? Okul tabii ki gerekiyor ama ilk söylediğiniz gibi yetenek gerekiyor kesinlikle. Bunda hemfikiriz. Ancak şöyle bir durum var. Hiç yeteneksiz ya da çok az yeteneği olan bir insan müzikle uğraşmaz mı? Kesinlikle uğraşır. Nedir bunun şeyi sırrı? Çok yetenekliyseniz çok kısa sürede kitlelere ulaşırsınız. Kitlelere çalarsınız. Az yetenekliyseniz bunu kitleler değil de onlara 20'lere çalarsınız. Biraz daha azsa yeteneğiniz hobi olarak çalarsınız. Hobi olarak kendinizi bu yönde eğitirsiniz. Çünkü eğitimle yetenek doğru orantılı olmalı. Eğitim tabii ki gerekiyor ama yetenek de gerekiyor. Bu ikisinin doğru orantılı olarak bir arada olduğu zaman mutlaka başarı geliyor. Gelelim eğitime.
Şimdi müzik öğretmenliği okumak için öncelikle Güzel Sanatlar bölümünü de okumakla başlayabiliriz. Lisede başlayabiliyor lise değil mi? Lise çağında tabii ki. Lise çağında ortaokulu bitiren her öğrenci Güzel Sanatlar bölümünde istediği bölümle başlayabiliyor. Daha sonra bunu bitirdikten sonra bir meslek dalları bölümünde kendine uygun bölümü seçiyor. Müzik öğretmenliği okullarını üniversite olarak 4 yıl lisans olarak okuyabiliyor. Bunun dışında bir de konservatuvarlar var. Bu konservatuvarlarda okuyarak da yine bu söylediğimiz enstrümanların öğretmenliğini yapabilirler. Ancak bunların dışında benim gibi yurt dışında eğitim görmek imkanında olanlar tabii ki bunu da bu şekilde gerçekleştirebilirler. Siz de yurt dışına gittiniz. Zaten birçok meslekte revaçta evet. olan olaylardan bir tanesi de yurt dışına gitmek. Farklı kültürleri görmek de, onların nasıl çalıştığını bilmek de ayrı bir özellik katıyordur insana. Tabii ki benim birlikte ders aldığım bir hocam vardı. İşte İspanyol Eric Garcia ismi. Çok değerli bir insandı. Bununla birlikte İspanyol kültürünü ya da flamenko kültürünü, flamenko tarzındaki gitar çalma şeklini ve bu tarzdaki bir eğitimin kökeninin nereden geldiğini bunları anlatmıştı bana. Bunları konu olarak zaman zaman işlerdik, zaman zaman anlatırdı. Dolayısıyla hani farklı kültürlerin insanın üzerinde de çok olumlu etkiler bıraktığını kesinlikle hepimiz biliyoruz. Merak ettiğim konulardan biri de şu, şimdi müzik öğretmenleri her enstrümanı çalmak zorunda mı? Yani neler bilmek gerekiyor ya da nasıl enstrümanları kullanmak gerekiyor? Evet, öncelikle olarak müzik öğretmenliği okuyanların bilmesi gereken bir enstrüman org ya da piyano. Piyano eğitimi mutlaka alınması gerekiyor, bu zorunlu bir enstrüman. Bunun yanında ekstra olarak bir ya da birkaç enstrüman çalabilirsiniz. Ama sizin ana bir branşınız olur. Bu branş ya işte kendinize göre batı tarzı bir enstrüman olabilir. Batı tarzı eğitim alıyorsanız. Ama bizim kendi kültürümüz Türk müziği ile ilgili eğitim alıyorsanız Türk müziği ile ilgili bir enstrümanı çalmak zorundasınız. Ama ana enstrüman olarak piyano mutlaka şart. Şimdi hafızanın da kuvvetli olması gerekiyor diye aklıma bir soru geldi benim. Çünkü notaları öğrenmek zorundasınız. Bunun yanı sıra iyi bir hafızanız olursa şarkıları da öğrenmek zorundasınız evet. değil mi? Evet, kesinlikle. Müzik hani bazen matematikle bir orantı da kurulabilir müzikle ilgili. Müzikte kullandığımız notaların bir zaman diliminde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, aynı anda farklı birkaç uğraşı gerçekleştiriyorsunuz. Bir defa notayı okuyorsunuz. Notanın dışında nota okurken siz bir uğraş, bir çaba sarf ediyorsunuz. Nedir? Gitara sahip çıkıyorsunuz, gitarı çalıyorsunuz. Artı bir de şarkıyı söylüyorsanız bir üçüncü, dördüncü işi bir arada gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki bu bir yeteneğin bir şeyiyle doğru orantılı. Yani yeteneğiniz varsa üç şeyi aynı anda yapabilmek ya da dört şeyi aynı anda yapabilmek. Bu yeteneğiniz varsa bunu gerçekleştirirsiniz. Daha kolay yaparsınız. Peki eğitim dedik. Şimdi üniversiteyi okuduk ya da konservatuvarı okuduk. Sonraki dönem de çok önemli. İş bulmak gerekiyor. Hani tabii. okulumuzu bitirdik, eğitimimizi aldık. Sonrasında neler yapacağız? Çalışma alanları nereler oluyor? Mesela sizin bir iş yeriniz var. Ofisiniz var. Siz burada evet. kurs veriyorsunuz. Ama bunun yanı sıra okullarda da çalışılabiliyor değil mi? Tabii ki. Kamu personel sınavına girerek yeterli puan aldığınız takdirde devlet tarafından atanarak müzik öğretmenliği bölümünde her türlü lise ve ilköğretim okullarında görev alabiliyorsunuz. Bu birinci aşama. Diğer bir olay da işte demin söylediğimiz gibi böyle özel müzik evlerinde çalışma şansımız var. Ya da işte halk eğitim merkezlerinde çalışma şanslarımız var. Ya da bir grupla birlikte şarkı türkü söyleyerek bir grupla birlikte sahne alarak bir de böyle bir çalışma alanı olabiliyor. Siz uzun zamandır bu işin içerisindesiniz. Evet. Sıkıntıları iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Nedir bu mesleğin sıkıntıları peki?
Kesinlikle mesleğin güzel yanlarını önce anlatayım. Güzel yanları, bakın, müzik insanın ruhuna ne tür katkılarda bulunuyor, demin onları anlattık. Uzun uzadıya ben bunları tekrarlamayacağım ama bütün bu güzelliklerin yanında bir öğrenciye verdiğiniz bir şeyi, karşılığını güzel çalarak gördüğünüz zaman bu size mutluluk veriyor. Bu sizin yaptığınız işin başarısını yansıtıyor. Dolayısıyla bu birinci en önemli unsur, faydalı unsurlardan. Bir de zorlukları tabii ki. Düşünün, bir edebiyat hocası ya da işte atıyorum bir başka anlatımla ilgili bir hoca bir şeyi anlatır. Geri dönüşümünü çok fazla uygulamalı olarak görmez. Ama bizde hem anlatacaksınız, anlattığınız şeyin bir de tekrar el yatkınlığıyla, bir yetenekle geri dönüşümünü sağlamak zorundasınız. Bunu yaparken tabii ki bir çaba içerisine giriyorsunuz. Bunun değişik yöntemleri var. Bunu kişiye göre indirgiyorsunuz. Kişiye göre nasıl bu eğitimi en kolay şekilde veririm, bunun zorluklarını yaşıyorsunuz. Ya da bunları geçiyoruz. Tabii ki işte bunlar işin zorlukları. Ancak asıl zorluklardan bir tanesi de, düşünün, aynı şeyi tekrar 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 bir grup gidiyor, bir grup, böyle bir tekrar kısır döngüsü içerisinde tekrarlıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Bazı mesleklerde körelme durumu çok fazla. Hep aynı şeyi yapmamak lazım. Farklılık olması kesinlikle gerekiyor. Evet. O zaman sizin müzik öğretmeni olmak isteyenlere ya izleyicilerimize, aynı zamanda müzikle ilgilenen izleyicilerimize tavsiyeleriniz olacaktır. Neler söylemek istersiniz? Mutlaka bu mesleği seçmek isteyen kişilere öncelikle diyorum ki, yetenekliyseniz mutlaka bu mesleği seçebilirsiniz. Birinci kural yetenek. İkincisi, çalışma azminiz mutlaka olsun. Çalışma azminiz yoksa her işte olduğu gibi başarısız olursunuz. Diğer bir olay da, bütün bunların bir araya gelmesiyle çok rahatlıkla bu meslek yapılabilir. Hani bir eğitimden geçtikten sonra bu eğitim sizi bir şekilde başarıya doğru götürüyor. Peki müzik, evet, öğretmenliği keyifli, müzik de ruhun gıdası, boşuna denmiyor. Biz bol bol gıda alıyoruz, müzik dinlemeyi de seviyoruz. Evet. Mesleği tercih etmek isteyenler de bizi keyifle dinlemişlerdir, izlemişlerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdiğiniz ve bu fırsatı birlikte paylaştığınız için ben teşekkür ederim.